Merhaba arkadaşlar, bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Yurtdışı eğitimiyle alakalı merak ettiğiniz soruları aslında sizden toplamıştım ve ben onları derleyip Kerem abimize soracağım aslında. Kendisi yurtdışı eğitim uzmanı. Yani bu soruları doğrudan sorabileceğimiz, ciddi anlamda cevaplar alabileceğimiz, tecrübesine güvenebileceğimiz bir hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğin için. Bugün özellikle belirttiğin üzere yurt dışında eğitim almak isteyen arkadaşlara hitap edecek en önemli detayları işleyeceğiz. Sen de soruları arkadaşlardan toplamışsın Instagram'dan ya da sosyal medyandan daha doğrusu. Ve bunun neticesinde umarım faydalı olacak bir video çıkartırız. Umarım hocam. Şimdi isterseniz hemen ben sorulara geçeyim. Lütfen, hocam. Lütfen. Bu arada arkadaşlar aşağıya zaman dilimi olarak da ayırdım. Açıklamada da hangi soruları sorduğumu görebilirsiniz. Yani doğrudan o ana gitmek isterseniz tıklayıp gidebilirsiniz. Süper. Benim ilk sormak istediğim şey şuydu aslında. Arkadaşlarımdan da çok fazla gelmiş. Hı-hı. Hocam bu işin yolu nasıl oluyor? Ben yurt dışında eğitim almak istiyorum. Adım adım kısaca bize aktarabilir misiniz? Böyle sorular tamam. Vardı. Çünkü hani genel manada nasıl olduğunu tam bilmiyoruz aslında. Yani evet. Dağınık bilgilerimiz var. İşte kabul almak falan filan süreçlerle alakalı, sürelerle alakalı. Sizden bir kısaca dinleyebilir miyiz? Tamam. Üniversitede yurt dışında okumak için neler yapmamız lazım? Tamam, bunun bir sistematiğini anlatmış olalım. Yani bu formüler sistem gibi hani basit bir şekilde anlatalım. Evet. 12. sınıf liseyi burada bitiren bir arkadaşımız şayet yurt dışında üniversite eğitimi almak istiyorsa yapması gereken detaylar şu şekildedir. Biz uzmanlar olarak önerdiğimiz en önemli detay 11. sınıftan itibaren bunun planlamasının yapılmasıdır. Bunun nedeni özellikle İngilizce seviyenizin yeterli hale gelebilmesidir. Türkiye'de birçok kurumda İngilizce eğitimi almış olan ya da İngilizce olarak eğitimlerini devam ettiren arkadaşlar belli oranda yeterliliğe sahip olabiliyorlar. Fakat yurt dışında eğitim alacak olan kişilerin IELTS ismindeki sınavdan ya da TOEFL ismindeki sınavlardan başarılı olması gerekir. Beklenen belli bir not ortalaması vardır ve bunun mutlaka alınması şarttır. Aksi takdirde üniversiteler sizi kabul etmez veyahut vize almanız mümkün olmayacaktır. Buradaki birinci önemli olan detay sizin başvuruyu yaptığınız zaman dilimidir. 12. sınıftasınız ve bir sonraki akademik dönemi yurt dışında üniversite eğitimi almak için mesela planlıyorsunuz. Bu durumda 12. sınıftayken Kasım ayında en erken başlayacak olan süreç budur. Kasım ayından itibaren üniversitelerinizi belirliyor olmalı ve başvurularınıza başlıyor olmanız lazım. Evet, örnek yani açıkçası 8-9 ay önceden bahsediyoruz. Kesinlikle çünkü şöyle bir detay var. Bakın hazırlığınız içerisinde yapacağınız hatalar olacaktır. Bu çok normal. Ve bu hataların giderilmesi, doğrulanması yönünde bizim zamana ihtiyacımız var. Hazırlık manasında bizim zamana ihtiyacımız var. Sizlere zaten önerilerimiz olacak. Şu belgelerinizi şu şekilde hazırlayın ya da bu İngilizce sınavını şu şekilde halletmeniz lazım. Buna dikkat edin gibisinden en basitinden birkaç detayda hazırlık yapmanız gerekecektir. Bununla birlikte başvuru yaptığınız ülkelerin sistemlerinde farklı dönemler vardır. Mesela İngiltere üniversite lisans programlarını öğrenci kabul ettiği hem üniversiteleri direkt olarak kabul ettiği bir usul vardır hem de UCAS denen bir sistem vardır. UCAS'tan 5 üniversiteye başvuru hakkı verilir size. Bu 5 üniversiteye başvuruyu yaptığınız süre Kasım ayıdır. Yani Kasım'da başlamanız gerekiyor dememizin nedeni bu birinci süreçtir. Bu dönemde eğer bir hatanız varsa ikinci dönemde yani ikinci başvuru sürecinde bunu tamamlama düzeltme şansı veriliyor size. Hemen red vermek gibi bir durum söz konusu her okulda böyle bir şey yok. Yani bu konuda rahat olun lütfen. Zaten Kasım'da bize mutlaka gelin bizimle irtibata geçin dememizin nedeni de bu süreçte red almamanız için yapılması gereken içerikler nelerdir? Bununla ilgili bir hazırlık süreci yapmaktayız. Hocam peki bu adım adım meselesinde ben 11. sınıf öğrencisi olarak bir dile dikkat etmem gerektiğini anladım şu anda. Kesinlikle. Dil seviyesinin çok iyi bir düzeyde olması lazım evet. Ve başvuru süreci var. Evet. Peki bir de not ortalamanın öneminden bahsetmiştim. Kesinlikle. Onlarda da şu şekilde izah etmeye çalışayım. Şimdi öncelikle dil eğitimi dedik. IELTS sınavından yine İngiltere'den bir örnek verelim. Birçok üniversite sizden minimum 6.0 ya da 6.5 ortalama genel toplamdan bir skor ister. Bu skorun sağlanması için sizin İngilizce seviyenizin advance'in üstünde olması ve bu sınava göre bir çalışma yapmış olmanız gereklidir. Çünkü IELTS dediğimiz sınav sadece bilgi sınavı değildir. Bir teknik taktik sınavıdır. Ayrıca şu şekilde de örnek verebilirim. Sen YKS'de bilgilere sahip oluyorsun ama zamana karşı da yarışıyorsun. Evet, ya da okuma teknikleri uyguluyorsun. İşte o Türkçe bölümde daha hızlı şekilde soruları yanıtlamanın bir sistemini öğreniyorsun.
IELTS'te de aslına bakarsanız çok farklı değil. Bu şekilde teknikler uygulanmalı. Ya da en basitinden bir örnek speaking, yani konuşma bölümündeki sınavda hocayla karşılıklı olarak yaptığınız o kısa süreli konuşma dizisinde konuşmaya başlama şekli bile farklıdır. Ya da konuşma içerisindeki vurgulayacağınız süreçler, ses tonu vurgulamaları, bunlar hep öğrenmeniz gereken, sadece bilgiyle olacak olan detaylar değildir. Gelelim ikinci aşamaya, not ortalaması. Bir öğrenci mutlaka not ortalamasını yüksek tutmalıdır. İngiliz üniversitelerinde minimum kabul edilen not ortalaması 100 üzerinden 70'tir. Daha da düşüğünü kabul eden pek fazla yoktur. Başvurduğunuz bölüm ya da mezun olduğunuz okula bağlı olarak belki esneklik sağlanabilir ama gerçekten 70 not ortalamanın altında pek fazla kabul vermiyorlar. Birçok arkadaşımız rahat kabul alabilmekle ilgili konuşmalar ya da sorularda bulunuyor bize. Burada da söyleyeceğimiz detay, 85'in üzerinde olmanız durumunda şansınız bir adım daha ileridedir. Bu şekilde özetleyebilirim. Evet. Peki hocam, bizde hani bir üniversite sınav sistemi ve tercih sistemi var ya. Evet. Yurt dışında eğitim alırken girmemiz gereken bir sınav var mı doğuda? Şayet Türkiye'de 12. sınıfı bitirdikten sonrasında yurt dışında üniversite eğitiminizi alacaksanız girdiğiniz tek sınav IELTS sınavıdır. Dil sınavıdır. Fakat bazı üniversiteler ek sınavlar isteyebilir. İşte Amerika'da SAT'ler isteniyor. Farklı sınav sistemleri vardır. Ama bir YKS mantığında olan bir sınav sistemi bulunmuyor. Peki hocam, süreç bu şekilde işliyor. Bunu biraz öğrenmiş olduk. Peki gittiğimizde kültürel farklılıklar, hani böyle vatan hasreti, aileyi özleme, bu tarz durumlar oluyor mu? Ve hani yabancı bir memlekette olmanın zorlukları oluyor mu? Bazen haberlerde de kötü olayları da görmüş oluyoruz. Tabii ki. Hani bir öğrenci olarak yurt dışında bulunmanın zorlukları var mı? Neler? Buna şu şekilde örnek vermek isterim. Kendimden bizzat örnek vermek isterim. Ben 14 yıldır İngiltere'de yaşıyorum ve yüksek lisans eğitimimi almak için gitmiştim İngiltere'ye. Bu süreçte hani çok net bir detay vereyim. İkinci ayımdaydım, hüngür hüngür ağlıyordum. Nedeni şuydu, ailemi özlemiştim, arkadaşlarımı özlemiştim, işte buradaki rahatlığı özlemiştim Türkiye'deki. Fakat sonuç itibariyle benim annemin bana bir sözü vardır. Bazen pişman oluyor bunu söylediğine. 14 yıldır çünkü kaldım yani bu sözünden sonrasında. Sen bir amaç için oraya gittin. Evin burası. İşini, amacını yerine getirdikten sonrasında dönersin demişti. Ben amaçlarımı çoğalttım ve devamlı kalma durumum söz konusu oldu. Ama özetle şöyle söyleyeyim soruna yanıt olarak. Evet, zor süreçler geçiriyoruz. Fakat bu şu anlama gelmez, gittiğiniz her yerde işte dışlanacaksınız, ikinci, üçüncü vatandaş olacaksınız. Hayır, böyle bir şey söz konusu dahi değil. Ama tabii ki de girdiğiniz ortamlara göre, ki Türkiye'de bile bunu yaşama şansınız var. Tartışma ya da işte farklılıklardan dolayı ikinci duruma düşürülme gibi bir süreç yaşanabilir. Ama genel anlamda söyleyeceğimiz şey, bence burada öğrenci arkadaşların yurt dışına gitmeden öncesinde kendilerini psikolojik olarak da hazırlamaları lazım. Evet. Bir amaç, aslında bu kelime çok doğrudur. Bir amaç için, kendini geliştirmek için, geleceğine daha güzel bir yön verebilmek adına elindeki olan bu fırsatı değerlendirme imkanını, evet, bence yerine getirmek için bir yere gidiyor gibi bir mantıkla ilerlemeli. Ve bunun neticesinde de oraya gittiğinde işte eğitimi olsun, süreç içerisindeki işte yaşam imkanları olsun, çalışma ortamları olsun, bunlara güzel adaptasyonda bence bulunmalı. Kesinlikle karşısına çok büyük zorluklar çıkacak. Hani çok klasik bir örnek vereyim. Ben restoran zincirinde çalışıyordum öğrenciyken orada ve bana çok büyük faydası oldu. Ne yönden faydası oldu? Maddi yönden faydası oldu. İkinci olarak insan ayırmamayı daha net öğrendim. Meslek ayırmamayı daha iyi öğrendim. Buna göre İngilizcemi daha da iyi geliştirme fırsatım oldu. Sürekli diyaloglar halinde olduğum için ve kendi milletimden, yani milletim dışında değil, kendi milletimden de kişilerin beni işte ezmeye yönelik davranışları, tecrübelerini benim üzerimde olumsuz yönde kullanmaya çalışmalarını ben kendi kabuğumu kalınlaştırarak bir anda atma fırsatına eriştim. Yani aslına bakarsanız sizi olgunlaştıracak olan bir süreçten bahsediyoruz arkadaşlar. Yaşayacağınız zorlukların size çok büyük faydasının olacağını söyleyebilirim. Hocam ben de şöyle bir ufak bir tecrübem olmuştu, yani kültürel farklılık meselesinde. Ben hocam biliyorsunuz 5 aylığına dil eğitimi için aslında orada kalmıştım. Hocam 5. ayın sonunda ben de bayağı bir özlem duydum. Yani ağlama durumuna gelmedim belki ama hani böyle dostlarınızı özlüyorsunuz. Kesinlikle. Ya orada kurduğunuz dostluklar daha farklı oluyor. Yani tabii ki onlar da hani dünyanın her yerinden arkadaşın oluyor ama o aynı samimiyeti yakalayamayabiliyorsunuz. Tabii çünkü ki de. Çünkü kültürel farklılık var. Yani kesinlikle. Dost olma, arkadaş olma, komşu olma, bu tarz şeyler biraz daha farklı. Yani bizim kültürümüzden daha farklı, evet, olduğunu düşünüyorum. Evet. Hani buna bağlı olarak aslında şey yaşanabiliyor. Nasıl denir? Biraz daha böyle
bir hüzün, bir hasretlenme. Evet. Bunu da bilmek lazım çünkü hani şu doğru bir tabir değil aslında. İşte Türkiye'den gittiğimizde ya da işte filmlerde gördüğümüz gibi bir şey hayatımız olacak. Süper, çok mutlu olacağız gibi bir algı zor arkadaşlar. Evet. Bunu yurt dışına giden arkadaşlarımız da tecrübe etmişlerdir zaten. Evet. Bazı şeyler farklı ve farklı miktarda insanda hüzün oluşturabiliyor. Peki hocam, Bursa geçmeden önce aslında ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi bir kısım arkadaşlarımız yurt dışında okuyup Türkiye'de çalışmak istiyor. Bir kısım da yurt dışında okuyup yine yurt dışına hayatına devam etmek istiyor. Evet. Sorularda bunu gördüm aslında. Türkiye'ye geliş kısmında hocam geçerlilik anlamında ya da buradaki imaj anlamında bir farkı var mı yurt dışında okuyup gelmenin? Bu 12 yıldır yaptığım bir meslek. Yurt dışı eğitim uzmanlığı manasında ve ben evvelinde kendi şirketimi First Edumate'i kurmadan öncesinde üniversitelerde çalıştım İngiltere'de. Ve bu süreçte takribi olarak 4500'ün üzerinde bir öğrenci ile irtibatta olmak dışında eğitim almasını sağlamışız. Yani İngiltere'de özellikle olmak kaydıyla eğitime gelen çok arkadaşımız oldu. Bu yıllar içerisinde de geri döndüler ya da orada kaldılar. Aslında direkt örnek olarak bunlardan vermek isterim. Türkiye'ye dönen arkadaşların yaşadıkları süreç şu şekilde oluyor. Bir adaptasyon süreci geçiriyorlar Türkiye için. Fakat iş başvuruları yaptıklarında, mülakatlara gittiklerinde gerçekten farklılık gösteriyorlar. Neden? Bir, İngilizce. İyi derecede bir İngilizce var. Evet. İkincisi, yurt dışından etiketi iyi olan, sıralamada olan üniversitelerden dünya mezun olmak. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunun dışında kültürel manada kendisini geliştirmiş olan bir kişi oluyor. Nedir kültürel manada geliştirmiş? Farklı milletlerden kişilerle belli bir zaman dilimini o ortamda geçirmiş oluyorlar. İşte örnek nereden verelim? İngiltere'den, Hindistan'dan, işte Afrika ülkelerinden ya da Orta Asya ülkelerinden ya da Amerika kıtasından ülkelerden farklı milletin insanlarla zaman geçirmiş birisi oluyor. Onların kültürünü ve her şeyine hakim olmuş oluyor. Yani uluslararası bir insan olmuş oluyor. Bu buraya gelen arkadaşlarda büyük bir artıdır. Yani biz ben 12 yıldır bu mesleği yapıyorum ve 4500'den fazla da öğrenciyle bu konuda eğitim manasında yardımcı olmuşuz. Çoğu buraya geri döndü ve şu anki işte sahip oldukları işler, aldıkları maaşlar olsun belli bir süre. Şunu eklememde çok büyük bir fayda var. Arkadaşlar, yurt dışından buraya geri geldiğinizde iş başvurularını hemen alınacağız diye bir şey olmuyor. Birazcık sabretmeniz lazım. Bizim gördüğümüz oranda istatistiksel olarak takriben 3 ay içerisinde işe girdiğinizi görüyoruz. Bu yüzden birazcık sabrederseniz hak ettiğiniz yönde bir işe girmeniz mümkün olabiliyor. Bu şekilde de bilgi verebilirim. İkinci kısmında sorunu ise yurt dışında kalarak devam etmek. Çok başarılı olan arkadaşlarımız var. İyi yerlere gelmiş, iyi şirketlerde çalışan ve kendi işini kurmuş olan dostlarımız var. İngiltere'den örnek vermek gerekirse. Tabii tamamıyla farklı bir yaşam biçimi haline gelmiş oluyor artık. Tamamıyla. Temelli yerleşmek. Tabii ki de. Tabii ki de. Buna göre vize tutumu olsun, farklı içerikler olsun. Tamamen o yönde yasal manada farklılık gösteriyor. Bu güzel pozitif etkilerini görüyoruz aslında. Hani benim de aslında hayallerimden bir tanesi hocam yurt dışında eğitimin bir kısmını almak. Çünkü ben de araştırmacılık kısmını aslında merak ediyorum. Yurt dışından bir tecrübe edinmek istiyorum. Yorumlarda ben şunu da gördüm. Maddi anlamda çok büyük bir bütçesi olmayan arkadaşlarımız var. Evet. Yani çok masrafa giremeyecek arkadaşlarımız evet. var. Onlar için yurt dışında eğitim hocam bir hayal mi, yapılabilir bir şey mi, yani %100 burs alınabilir mi, bunların sınavları oluyor mu? Maddi anlamda çok büyük bütçesi olmayan arkadaşlar da bunu tamamlayabilirler mi? Evet, şimdi burada gerçekçi olmakta fayda var. Ben özellikle görüştüğüm dostlarım, arkadaşlarımıza, bu öğrenci arkadaşlarımıza ilettiğim temel bir detay var. Yurt dışına gitmek demek belli bir masrafın içine girmek demek. Bundan dolayı doğru planlama yapmak gerek. Bir hayalimiz mutlaka olmalı. Fakat sonunda hüzne bulacağımız bir hayale girmememiz gerekiyor. Burada bunu bu şekilde söylememin nedeni de şu. Çok düşük bütçede olan arkadaşlarımızın, başarılı olan kişilerin alabildiği burslar var. Tamamıyla her şeyin karşılandığı. Örnek vermek gerekirse yüksek lisansa gidecek öğrencilerimiz MEP bursu, işte YLSE bursunu almış oluyorlar. Ya da farklı farklı özel burslar mevcut. Üniversitelerin sunduğu burslar da oluyor ama sonuç itibariyle bu kısıtlı bir zümreye verilen, kişiye verilen. Olasılık olarak da düşük yani. Şey, kontenjan düşük aslında. Kesinlikle. Yani üniversitelerin örnek vermek gerekirse verdikleri burs oranı şu şekildedir. Siz üniversiteden yüksek lisansa varsayalım hadi mesela geçiş yapacaksınız. Yüksek lisansa geçmeden öncesinde size şunu soruyor. Üniversite not ortalamanız kaçtı? Üniversite not ortalamanız işte bazı arkadaşlar maalesef şöyle görüyor. 4 üzerinden 2.70 var, %100 bursla okuyabilir miyim? Yani mümkün değil. 4 üzerinden 4 olması mesela bekleniyor. Neden? Zaten binlerce kişi başvuruyor bu bursa. Dünyanın her yerinden. Çok iyi derecede İngilizce gerekiyor. Sosyal bir öğrenci olmak gerekiyor. Mesela detaylı olarak da nasıl bu bursları alabilirim diye soracak olan kişilere bu örnekleri verebilirim. Sosyal manada kulüplere üye olmanız lazım. Sportif manada aktif olmanız lazım. Not ortalaması çok iyi olmalı. İngilizce seviyesi IELTS'ten 7 civarında olmalı.
Mesela evet. Bunları başaran kişilerin şansı daha yüksek. Evet ama genel manada biraz daha zorlu. Kesinlikle. İngiltere için böyle. Bunu biraz ben de oraya gittiğimde fark etmiştim aslında. Orada biraz araştırıyordum üniversiteleri. Peki diğer ülkeler yani devlet üniversitesi mantığında işleyen yani İngiltere biraz daha eğitimde paranın, para sektörünün olduğu. Kesinlikle. Ya ekonominin bu, yoğun olduğu bir yer. İngilizler parayı sever. Buna göre hiçbir şeyi de kolay kolay ücretsiz yapmaz. Ben sana yardım edeyim bunun cevabında. Eğitim fakat, alanında da böyle arkadaşlar. Yani evet. Mantığı yok. Türkiye'deki gibi ücretsiz üniversite mantığı yok. Yok. Kendi milleti bile böyle bir miktar para ödemek zorunda ama bu belli miktar bizdeki gibi küçük değil, büyük miktarlar. Evet. Diğer ülkelerden bahsedecek olursak özellikle son zamanlarda Avrupa Birliği ülkelerinden işte Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti bunlar mavi diploma verdiklerinden dolayı çok tercih ediliyor ve okul ücretleri manasında da uygun olduklarından dolayı da avantaj sağlıyor. Bir diğer örnek de Almanya. Şimdi Almanya ile ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar. Ücretsiz eğitim aldığınızı duyuyorsunuz ve çat diye hemen bize yazıyorsunuz. Ben Almanya'ya ücretsiz eğitime gitmek istiyorum diye. Burada çok büyük bir yanlış var. Almanya'daki üniversiteler eğer ki iyi derecede B2, C1 civarında Almanca bilmiyorsanız size bu tarz bir eğitime kabul etmiyorlar. Bu net altı çizilmesi gereken bir detay. İngilizce olan eğitimlere gitmek durumunda olmak istiyorsanız da zaten ücretli olmuş oluyor otomatik olarak. Bundan dolayı bu detayları iyi incelemeniz gereklidir. Almanca dersi de almak istiyorsanız o hazırlık sınıfına da ek olarak ücret ödemek durumunda kalıyorsunuz. Yeterli seviye olursa akabindeki eğitimler evet ücretsiz ya da çok düşük ücretli olabiliyor. Yani özetle farklı ülkelerde daha uygun ücretlere de eğitim almak mümkün. Evet ve Almanya gibi yerler için de dil eğitimini tamamladıktan sonra daha uygun şey... Neredeyse ücretsiz de diyebiliriz. Ücretsiz eğitime geçmek de mümkün olabiliyor. Akla şu soru da gelebilir. Orada çalışsam, orada hani part time olarak ya da işte nasıl izinler verilirse evet. Çalışsam o bütçeyi ödeyebilir miyim? Mesela İngiltere için böyle bir şey mümkün mü? Ya da diğer bahsettiğimiz ülkeler için? Şöyle bir özet geçeyim bununla ilgili de. Arkadaşlar yurt dışına çıkmadan öncesinde vize kuralları gereği yaşam masraflarınızı siz o ülkenin vize kurumuna kanıtlamak zorundasınız. Ve bizim öncelikli olarak önerimiz şu şekilde oluyor. Okul parasını önden ödeyebilmiş olmanız avantajlıdır. Yaşam masraflarınızı o ülkeye özellikle İngiltere'ye yine örnek vererek gidecek olursak. İngiltere'ye geldiğinizde restoran zinciri olur ya da öğrenci işleri olur. Yapmanız durumunda yaşam masraflarınızı, kiranızı, işte diğer giderlerinizi kolaylıkla çıkartırsınız. Kolaylıkla. Fakat buna artı olarak okul ücretini de ödeyeyim, taksitlerini ben ödeyebileyim demeyin. Bakın bu çok büyük bir risktir ve genelde başarısızlıkla sonuçlanır. O yüzden bunu önermiyoruz. Mutlaka şunu söylüyoruz, okul parasının birikimini ya da ödenmiş olmasını sağlayın. Taksitle de ödeme yapabilirsiniz ama mutlaka o bir yerde dursun o para. Yani var olan bir para olsun. Ama yaşam masrafları konusunda gönlünüz ferah olabilir. İşte kiranız, ulaşımınız, yemeğiniz, içmeniz, her şeyi rahatlıkla hatta gezmeniz, bırakın bunu artı tatile gitmeye bir imkanı sağlayabilirsiniz kendinize. Avrupa'da küçük turlar yapma imkanınız olabilir. Sizin böyle geçmişti herhalde. Ben kendimden şu anda tamamen örnek veriyorum. Restoran zincirinde çalıştığımdan dolayı girdiğimde yemek yiyordum, çıktığımda yemek yiyordum işin dışında. Bunlar ücretsizdi. Artı tamamıyla para kazandığımız bir iş yapmış oluyoruz. Bunun dışında işte tamamen kiramızı, yaşam masraflarımızı, ulaşımımızı, her şeyimizi karşılayabiliyorduk. Ve ben belli birikimler yapabilmiştim. Kenara atarak bütün işte artık kendi muhasebemi yapıyordum. Bireysel gelişim manasında yurt dışının artılarından biridir. Kişi kendi tamamen ayaklarında durma yetisine sahip olmaya başlıyor o birey. Bunun neticesinde ben Avrupa'ya gezilerde mesela gezilere gitmiştim. Çünkü çok ucuz bizim oradan. Yani İngiltere'den biletler çok ucuz olduğu için uçak biletleri. Değişik değişik turlar yapma fırsatım olmuştu. Ama açıkçası bu zorluğu görmek yani ve bu zorluğu dürüstçe aktarabilmek önemli. Çünkü yani çok az kontenjan verilen burslar var hocam. Ben de onu söylemiştim. Yani bunlar yapılabilir mi? Teorik anlamda evet. Ama yapabilir miyiz sorusunun cevabı o düşük olasılıksa eğer mesela biz başka imkanları da araştırmamız gerekir. Kesinlikle. Yani ülkeye de bakmamız gerekir. Yani şu doğru bir ifade değildir. Arkadaşlar %100 burs diye bir olasılık var. Hepiniz alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken çalışma demek doğru olmaz. Hayır. Bunu göze alabilirsiniz belki yani iyice araştırıp ya tamam ben bu gereklilikleri sağlayabileceğimi düşünüyorum. Yani şansımı denemek için diyebilirsiniz. Ama diğer türlü gerçekçi hedefler koyabilmemiz önemli ve yurt dışı için hem dil anlamında ileri seviye olabilmemiz lazım hem de maddi anlamda belli bir bütçemizin olabilmesi lazım. Kesinlikle en abi. En azından sıfır olmamamız lazım. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani burada demin de belirttim. Hayalimiz olsun ama sonunda üzüleceğimiz tarzda bir şeyi hayal etmeye çalışmayalım ya da onun peşinden koşmayalım. Amaçladığımız şeylerin evet arkasında duralım, bunun için çalışmalar yapalım ama gerçekçi de olalım. Bu evet. Bir gerçek.
Hocam peki videoyu bitirmeden önce kısaca MEP bursundan bahsedebilir misiniz? Çünkü o yüksek lisans kısmında anladığım kadarıyla maddi anlamda çok büyük yüke girmeden de yapabileceğimiz şeyler var. Evet. Ben eminim ki birçok arkadaşımız aslında akademik anlamda ilerlemek isteyenler de, iş hayatında daha iyi bir noktaya gelmek isteyenler de bir yurt dışı tecrübesi edinmek istiyor aslında. Kesinlikle. Bize başvuran öğrenci arkadaşlarımızdan bu bursa sahip olanlar da oluyor. Nasıl aldıkları konusunda aslında benim kanalımda da bir tane bununla ilgili video var ama çok kısa bir video geçeyim. Size verilen hak şudur. Hem eğitim ücretiniz Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan hem eğitim ücretiniz hem de yaşam masraflarınız için belli bir bütçe ayrılıyor. Bu size transfer yapılıyor ya da okula transfer yapılıyor. Bu süreç içerisinde size tamamen destek veriliyor. Herhangi bir masrafınız olmamış oluyor. Ve bunu kazanabilmeniz için işte ALES sınavına girmeniz lazım. Öncesinde not ortalamanızın iyi olması gerekiyor ve belli gereklilikler var. Bunları başarmanız durumunda işte mülakatlar ve değişik adımlar var. Bu adımları başararak devam etmeniz lazım. Yani her notu iyi olan tak bu sınavdan geçtiği an alabilecek gibi bir durumda olmuyor. Belli bir kontenjana bunu veriyorlar. Ama şu şekilde avantajı ve dezavantajı var. Dezavantaj demek yanlış aslında ama şöyle ifade edeyim. Siz geldiniz, bir yıllık eğitim aldınız. O zaman da size devlet diyor ki tamam bak ben senin her şeyini karşıladım. Bu durumda eğitim aldığın sürenin iki katı kadarını gelip Türkiye'de hizmet vereceksin. Evet. Seni atadığım yolladım. İşte atadığım yerde diyor. Üniversite olmak zorunda değil. Benim seni atayacağım devlet dairesinde. O hangi şehir ya da neresi olursa orada hizmet vermen gerekiyor diyor. Yüksek lisans İngiltere'de bir yıl, o vakit iki yıllık hizmet demek. Doktora için de bunu bu arada uygulayabiliyor öğrenciler. 3 yıl sürer doktora İngiltere'de. Bu durumda da 6 yıllık bir hizmet anlamına geliyor. Bu şekilde özetleyebiliriz. Yani böyle yapan birçok Türk arkadaşlarla tanışmıştım yurt dışında. Evet. Ben de hani denk geliyorduk yani üniversitedeki Türk arkadaşlarla. Hocam aslında güzel bir şey çünkü maaş kesintisi gibi bir şey olmuyor aslında. Evet. Yani atama kısmı normal devam ediyor arkadaşlar. Bu hani KYK bursu gibi düşünmeyin bunu. Geri ödemek değil, sadece hizmet etmeniz isteniyor yani. O iki maaşınızı da alıyorsunuz. Öyle ücretsiz çalışıyor gibi bir durum söz konusu değil. Yanlış anlaşılmasın. Evet evet. Yani orada devam etmiş oluyorsunuz. Aslında güzel bir burs. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği bir burs. Tabii ve iş tecrübesi de kazanmış oluyorsunuz. Yine bir artısı aslında var. Dezavantaj demiştim. Bu yanlış bir tabir oldu aslında ama bir diğer avantajı da iş tecrübesi almış oluyorsunuz otomatik olarak. Bu da sizi artı bir yapıyor. CV'nizde güçlü bir tecrübeniz olmuş oluyor. Tabii bunda şartları var. Mutlaka araştırabilirsiniz. Evet. Bu arada zaten hocamızın da yurt dışı eğitimle alakalı birçok videosu var. Yani doğru. YouTube kanalında. Eğitim hakkında konuşan adam şeklinde. Onu da aşağıdaki linkten zaten ulaşabilirsiniz. Orada da arkadaşlar çok çeşitli aslında soruların cevapları var. Hani detaylı olarak hani yorumlarda da buluşabiliriz. Hocam evet. Cevap vermeye çalışır ama memnuniyetle. Hani birçok videosunda aslında yaptı. Orada daha detaylı da inceleyebilirsiniz. Kerem abimize de çok teşekkür ediyorum aslında. Çünkü ben eminim birçok arkadaşımızın fikrinde hani yurt dışında bir eğitim alma vardır. Evet. Hani bunları en azından gerçekçi bir biçimde öğrenmiş olduk. Şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Mesela Kasım ayında daha dikkat etmemiz gerektiğini anladık. Yani önümüzdeki aylarda da aslında dikkat etmeniz evet. lazım. Bunları ciddi ciddi araştırabilmeniz lazım. Ve arkadaşlar gerçekten hani hedefiniz de varsa sağlam bir biçimde hani iyi bir eğitim alıp Türkiye'de ya da yurt dışında çalışmaya devam ederekten hani yön verebiliriz ve bu ciddi bir konu aslında. Evet. Bunu da aslında belirtmek istiyorum ben. Hani ciddi çalışma yapmanız gereken bir şey. Bunu da Kerem abimizden ayrıntılarında öğrenmiş olduk. Çok evet. teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Öncelikle beni davet ettiğin ve böyle verimli bir videoyu çekme imkanı sunduğun için. Umarım siz arkadaşlara da burada konuşmuş olduğumuz, sizlerin sormuş olduğu soruların neticesinde verdiğimiz yanıtlar faydalı olmuştur. Özellikle yurt dışında eğitim almayı hedefleyen, planlayan ya da hayalini kuran arkadaşlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmişizdir. Yine aklına sorusu olanlar bu videonun yorum kısmına tabii ki de bizlere ulaşmak için tüm aklındaki soruları iletebilirler. Aksi takdirde benimle de direkt irtibata geçmeniz mümkün. Danışmanlık ücreti almıyorum. Öyle bir kanıksama bir düşünce olmasın. Yani abiniz olarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.